Yemek borusu hastalıkları ve tedavileri nedir? Yemek borusu ağzımızdan sonra mideye uzanan 42 ile 45 santim uzunluğunda ve kendisi tarafından hareketli bir organ. Tabii ki onun da içerisinde onun koruyucu bir tabakası var. Onun hastalanması, etrafındaki kasının hastalanması sebebiyle birçok rahatsızlıkları var. Ama bunların içerisinde en mühimi de o içini döşeyen epitelin çeşitli yanıcı, toksik, zehirli maddelerle tahrip olmasıdır ki sık sık duyarsınız çamaşır suyu içti de ondan sonra içerisindeki tepi epitel tahrip olarak yemek borusunda daralmalar meydana gelir. Hakikaten insanları ameliyatla, mameliyatla bile zor uğraştıran sıkıntılı bir olaydır. Ayrıca yemek borusunun yani özofagusun içerisinde varisleri var, toplar damarları var. Onlar genellikle karaciğer hastalıkları sırasında belirgin hale gelerek kanamalara sebep olur, yırtılmalara sebep olur. Bunun dışında en mühim rahatsızlıkları da orada geçirilen iltihaplardan dolayı bir çekilme ve itilme gibi boşluklar meydana gelir. Yani özofagus divertikülleri dediğimiz cepler, poşlar oluşur. Onların içinin iltihaplanması olur. Yani özofagus ya yemek borusu bizim dişlerimizde çiğnenmiş olan maddeyi mideye indirirken kendi kendisine bir motilitesi yani solucanımsı hareketleri vardır. Bu hareketleri bozulabilir, felç olur, tersine döner ve bugün hani halkın en çok bildiği reflü hastalıkları var ya, mideden asidin yukarıya doğru gitmesiyle orada korozif, tahrip edici asitler tarafından tahrip olan bir bölgeye ulaşır. İşte özofajit yani yemek borusu iltihabı dediğimiz hastalıklardır. Ve ikinci konumuza geçersek hocam.